Bülent Erandaç Piyonlar Yabancı istihbarat örgütlerinin köpekleri saldırdı. 38 vatan evladını toprağa düşürdüler. Öfkemiz büyük, aziz milletimizin başı sağ olsun. Kinimiz büyük. Ancak Allah'ın kelamına sığınarak teskin oluyoruz. İçimiz yanıyor. Mevlid kandilinde şehitlerimizin yanına uğurluyoruz vatan evlatlarını gündüz gece ellerini semaya açan milletimizin dualarıyla her karışı şehit kanıyla sulanmış toprakların evlatlarını Hakk'a uğurluyoruz. Vatan sağ olsun diyen şehit ailelerimizin vatansever aileleri, anneleri, babaları, kardeşlerinin yaşadığı acıyı anlatmaya sözlerimiz yetmiyor ancak ayakta durmayı biliyoruz. Şehitlerimizin töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hislerimize, duygularımıza tercüman oluyor. Bizi bunlarla korkutacaklarını zannediyorlarsa biz bu alçaklara, bu kahpelere meydanı bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Bunların bu vatanda en küçük bir hisseleri yok. Bunların vatanseverlik diye bir derdi yok. Bunlar kelleşşe geliyorlar. İçimizi sızlatan tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar yanında kalmayacak. Yanlarına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler. Aziz milletimizin dudaklarında dolaşan men dakka dukka sözüne tercüman oluyor Cumhurbaşkanımız. Yıkılmayacağız, ciğerimizi yakan bu saldırıya rağmen ayakta duracağız. Cumhurbaşkanımızın azmiyle hükümetimizin intikamını alacağız sözleriyle hain saldırının hesabının mutlaka sorulacağını biliyoruz. Alçakları, katilleri, köpeklerini gönderen beyinlere dağıttıkça huzur bulacağız. Bu aziz millet 15 Temmuz'da kendisine dönen namluları püskürtmüştü. 20. yüzyılın Haçlı seferine başlayan piyonları paçavraya çevirmişti. Yine kararlıyız. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik bu saldırının arkasındaki katillerin, köpeklerin, yabancı istihbarat servislerinin Müslüman kanı akıtmaktan utanmayan haçlı zihniyeti derin odaklarının piyonları olduğunu bilerek kararlı olmaya mecburuz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden, artık çaresizlik içerisindeki terör örgütlerinin bütün alçaklıklarını ortaya koyduklarını biliyoruz. Ne yaparsa yapsınlar, büyük Türk milleti 1999'dan beri dağıttığı haçlı ordularını yine durdurmaya, hesabını sormaya muktedirdir. Bin yıllık Anadolu'muza şehit kanlarıyla suladığımız vatanımıza uzanan elleri kırmaya kararlıyız. 15 Temmuz'da nasıl alçak FETÖ örgütüne dersi verildiyse, bundan böyle de PKK'sı, PYD'si, YPG'si, FETÖ'sü, DHKPC'si ne kadar örgüt varsa bunların kökünü kazımanın bir yolunu muhakkak bulacağız. Ne demişti yıllar önce Kartaca kumandanı Anibal, Roma'ya yürümek isterken yol bulamayan askerlerine, ''Ya yol bulacaksınız ya yol yapacaksınız.'' Aziz milletimizde ya bu yolu bulduracak ya da yol yaparak yabancı istihbarat örgütlerinin piyonlarının beynini onlara satmış yerli işbirlikçilerinin de kafalarını kıracaktır. Bunu yapmaya irademiz de var, gücümüz de var. Hangi örgütten gelirse gelsin, insanın canına, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden bütün örgütler Türk milleti için aynı derecede alçaktır. Mücadele edilecek güruhlardır, köpeklerdir. Sonuç Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenmiş Aziz Türk milleti sadece köpekleri, satılmışları, işbirlikçileri, alçakları protesto etmiyor. Bize onları gönderen Haçlıları, küresel ülkeleri, karanlık dünyasından ülkeleri parselleyen baronları protesto ediyor. Vatan evlatlarını toprağa düşüren ağababaları cezalandırmanın bir yolunu muhakkak bulacağız. Onların kurduğu insanlığı iflas etmiş sistemini de yıkmanın kararındayız. Haçlıların kölelik düzenine karşı sesimiz bundan sonra daha da yüksek çıkacak. Bülent Erandaş, Takvim Gazetesi.